Ahmet Taş getiren, Işit HDP'ye kaç oy getirmiş olabilir? Öfkeden oy çıkarmak. Kestirmeden söyleyeyim diyor adam. 10 Ekim'deki kanlı cumartesinin yarattığı öfkeyi 1 Kasım'da oya dönüştürmek yükümündeyiz diyor. Cumhuriyet Aydın Engin Tırmık 12 Ekim 2015. Bu kadar açık bu kadar hoyrat. Bir tek okurun aklını çelebilirse Tırmık işe yaramış olacak diyor ölümü böylesine araçsallaştırmaktan utanmayarak. Demirtaş da hemen ertesi gün ölülerin anıldığı meydanda bir kasım için oy çağrısı yapmıştı. Acıların böylesine araçsallaştırıldığı bir başka ideolojik zemin bulunur mu bilmem. Ama biz de şimdilerde Erdoğan karşıtlığı, etnik mezhebi, sol örgütlenmeyle birçok farklı oda aynı çuvalın içine sokabiliyor. Mesela bakıyorum vahşete yorum yaparken Cumhuriyet Gazetesi ile zaman at başı gidiyor. Bu acayip bir fesat denklemi. Ben bu çizgide ölümler karşısında zerre miktarı bir samimi hüzün göremiyorum. Sıfır. Ölümler o kesim için sadece ürettiği öfke ve seçimlerde sandığa gireceği oy itibariyle anlam taşıyor. O yüzden de bu eylem IŞİD veya başka bir örgüt kim tarafından yapılmış olursa olsun adeta bir seçim kampanyasına dönüşüyor. Hayret. Halayla patlama anına ilişkin videoyu izlemişsinizdir. Hayret. Nasıl bir senkron var? Bu meydan kanlı meydan nakaratıyla bombacının pimi çekmesi arasında. Hayret. Bahçeli fenomeni Memleket Fuat Avni ve benzeri gibi fenomenden geçinmiyor ya, şu sıralar en medyatik fenomenin Devlet Bahçeli olduğunda kuşku yok. Hükümet arayışları sırasındaki hayırları üzerinde pek bir şey yazmamıştım. Ama cumartesi günü yaşanan korkunç terör hadisesi karşısında, Başbakanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görüşme çağrısına yine hayır dedi ya, bu artık onun siyasi duruşunu masaya yatırma gereğini gündemimize oturtuyor. Hani kimi insanlarımız haklı haksız şöyle bir akıl yürütüyor. Devlet Bey devleti çok düşünür, bunun için fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Bu değişik olaylardaki tavrıyla müsellemdir. Devlet Bey için siyasi istikrar önemli, oysa oyların parçalanmışlığı ve meclise dört partinin girmesi tek başına iktidarı önlüyor, dolayısıyla siyasi istikrara mani oluyor, belki de memleket istikrarı adına MHP'nin baraj altında kalmasını ve tek başına iktidar çıkaracak bir sonucun meclise yansımasını düşünüyordur. Toplum beklentilerini dış dışlayan tavırların başka izahı olamaz. Devlet Bahçeli, terörle mücadele konusunda devletle işbirliği yapmayacaksa ne zaman yapacak? Terör örgütünün çatışmasızlık kararı. KCK adına seçimler öncesinde böyle bir karar açıklandı. Bu süreçte planlı eylemler yapmaktan uzak duracağını, mevcut konumunu koruma dışında bir hareketlilik içinde olmayacağı belirtildi. Kacı Başkanı Bese Hozat bu kararın açıklanmasından önce HDP'nin zaferine katkı sunmak için örgütün tarihi bir tutum takınacağını söylemişti. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık da seçimlerde bugüne kadar HDP'ye destek verdik, bundan böyle de destek vereceğiz dedi. Bu kararın iki gerekçesi var. 1- Örgüt operasyonlarda büyük zayiat verdi, toparlanmak istiyor. 2- Örgüt terörünün HDP'ye verilen oylarda ciddi çözülmeye sebep olduğu anlaşıldı. Peki devlet ne yapacak bu eylemsizlik kararı karşısında? Bana göre hiç dikkate alınmayacak bu karar. Çünkü devlet yılanın deliğinden bir kere belki çok kere sokuldu ve artık sokulmayacak. Zaten örgüt kazanımları korumak şartıyla rezervini koyuyor. Yani şehirlerdeki kacaka yapılanması ve silah yığına korunacak diyor. Devletin şartı silahların toprağa gömülmesi ve üzerine beton dökülmesi. Yani çözüm sürecinin olmazsa olmaz şartı. Devlet terör Türkiye gündeminden çıkıncaya kadar bu noktadaki kararlılığını sürdürmeli. Değilse örgüt bölge halkına yine biz buradayız seçimlerden sonra siz düşünün tehdidini yöneltmeyi sürdürecektir. Ahmet Taş getiren Star